Evet, bu 3 gün boyunca devam edecek güreş şampiyonamızı ilimiz bünyesinde kurulan genç stüdyoda 3 gün boyunca inşallah YouTube kanalımızdan da canlı yayınlarla tüm illerimizde ailelerimizin, gençlerimizin müsabakalarını inşallah YouTube kanalımızda onların ekranlarına taşımış olacağız. 3 kurulan minderle yarışmalar yapılacak. Üçünden de inşallah canlı yayınlarla birlikte genç stüdyo ekibimizle çocuklarımızın heyecanını, ilinden gelen annesinin, babasının heyecanıyla antrenörün, gelemeyen, izleyemeyenlerin heyecanına da ortak olmuş olacağız. Dolayısıyla Kırşehir GSB YouTube kanalından da canlı yayınlanacak bu programda. Tüm spor severleri de duyurmuş olalım. Buradan da takip etmiş olacaklar. Kırşehir'de sadece bugün yapmış olduğumuz basın açıklamasına dair 26-30'u haricinde de 2022 yılı içerisinde aslında çok önemli, prestijli, sayısal olarak da şehrimize bir katma değer katan, spor kültürü açısından gelişimine katkı sunacak birçok spor etkinliğine ve organizasyonuna da ev sahipliği yaptık. Yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Malumunuz bir Türkiye boks şampiyonası, basketbol bölge şampiyonası, masa tenisi Türkiye şampiyonası, voleybol grup müsabakaları, badminton okul grubu müsabakaları, futsal okul grubu müsabakaları ve aynı zamanda bölgesel lige yükselme voleybol müsabakaları, yapacağımız olacak olan güreş Türkiye şampiyonası ve kayaka yurtları arasında devam eden erkekler arasında bölgesel olarak devam eden Türkiye şampiyonaların Türkiye şampiyonası yine Kırşehir'de yapılacak ve bu ve buna benzer şampiyonalar yıl boyunca 2022 yılı boyunca da inşallah devam edecek. Bu süreye kadar yaklaşık bu saymış olduğum güreşle dahil olmak üzere yaklaşık 3000 ile 5000 sporcu ve antrenörü şehrimizde bu anlamda bu tarihler arasında ağırlamış da olduk. İnşallah bu alınan turnuvaların, yapılan sportif etkinliklerin hem spor kültürü açısından şehrimizin antrenörünün, sporcusunun, idaresinin gelişimine katkı sağlayacağını, hem şehre bir dinamik, bir katma değer sağlayacağını ve bu ve bundan sonra bu tip şampiyonaların Kırşehir'de ev sahipliği yapılabileceği ve bu ev sahipliğinde de İnşallah geçmiş, gelecek yıllarda da birçok Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapabileceğimizi de ispatlamış oluyoruz. Bir diğer taraftan Ahevran kampında yaz kamplarımızda, Ramazan kampıyla kamplarımız başladı. YKS ve Diyanet kampı olmak üzere 4 dönemde kız ve erkek öğrencilerimiz Ahevran kampımızı kullanmaya başladılar. Yaklaşık burada da 1000 civarı öğrencimizi şimdiden misafir etmiş olduk. Siz değerli basınımızı buraya gelerek bu açıklamaları şehrimize, spor camiasına duyurmamıza yardımcı olduğunuz için hepinize katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak şükranlarımızı arz ediyorum.